22 Şubat Çarşamba sabahında yeniden sizlerle birlikteyiz. Manşet Artı'daki beraberliğimizi başlattık. Ben Balkan Gürses ve Aziz Karahaziz'le Manşet Artı'da yine birlikteyiz sevgili Aziz. Günaydın. Günaydın. Yine hafta boyunca yaşadığımız gelişmelere bağlı olarak birbirinden değerli stüdyo konuklarımızla süreçlere ilişkin görüşler paylaşmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuzu, bina güvenliği, deprem yapı güvenliği konusunda yine kıymetli değerli bir ismi alacağız stüdyomuzda konuk ve biraz da işin teknik boyutu ile ilgili de merak edilenleri sormaya çalışacağız. İnşaat Yüksek Mühendisi, öğretim görevlisi Sayın Hüdaverdi Tozan bizimle birlikte. Hoş geldiniz diyelim öncelikle size. Neden hoş geldiniz? Tabii Türkiye'de yaşanan deprem felaketi hem can kayıplarına, acı can kayıplarına yol açtı. On binlerce kişi hayatını kaybetti. Ve mal kayıplarına da yol açtı. Tabii bu acıyı yaşarken ülkemizde nasıl bir durumla karşı karşıya kaldığımız noktasını tartışmaya açtık. Keza bir deprem kuşağı üzerinde bulunan adamımızla birlikte binalarımızın ne kadar depreme dayanıklı olduğu, bu konudaki hassasiyetli çalışmaların, süreçlerin nasıl yönetildiği konusunu sorgulamaya başladık elbette. Dolayısıyla bize bugün vereceğiniz teknik bilgiler, eksik diye tanımladığımız bilgilerle bilgi dağarcığımızdaki bilgilerin şekillenmesine ve daha faydalı şekilde bilgi sahibi olmamıza da imkan tanıyacak. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii bina ve yapı güvenliği birbirinden ayırmamız herhalde mümkün değil, özellikle de deprem bölgesi üzerinde bulunan adamız içinde. Şimdi inşaat yüksek mühendisisiniz. Süreçlerle ilgili önce bir bilgi alalım sizden. Yani bir bina, bir inşaat aşamasında hangi süreçlerden hareketle tamamlanıyor? Dolayısıyla bu süreçler yasal mevzuatlar bağlamında da ne kadar bağlayıcılık oluyor? Bina güvenliği dediğimiz şey tam olarak neyi kapsıyor? Buradan başlayalım sohbetimize. Ardından yine merak edilenlerle ilgili kıymetli görüşlerinize başvuracağız. Evet. Öncelikle bir bina yapmaya karar verdiğiniz zaman görüşlerinize başvuracağız. Bir takım arkadaşlarımız, mimar, mühendis ve mekanik, elektrik mühendisi şeklinde bir grupla çalışmayı tercih ediyorsunuz. Ve bu sizin talepleriniz taleplerinize göre bir bina oluşturuluyor. Oluşturduğunuz bina tabii ki mimar tarafından sizin estetik talepleriniz, ihtiyaçlarınıza göre oluşturuluyor. İnşaat mühendisi o binanın yasal mevzuatı da dikkate alarak, yönetmelikleri, sözleşmeleri dikkate alarak tasarlıyor. Yani yapının strüktürünü oluşturuyor. Bu karşılıklı birlikte bina geliştiriliyor. Elektrik ve mekanik olarak da bina hizmet aldıktan sonra vize aşamasına geliyor. Vize aşamasına geldiği zaman inşaat mühendisleri odamızın, mimarlar odamızın bağlı bulunduğu Kıbrıs Türk Mimar Mühendisleri Odası'ndaki vizelerden vize alıyorsunuz. Vize ne demek? Sizin şartnamelere göre hazırladığınız projenin teknik olarak bu yönetmeliklere uyulup uyulmadığını, ne kadar uyulduğunu, mimari olarak imara uyulup ne kadar uyulmadığını, çünkü her bölgenin imarı da farklıdır. Dolayısıyla yapınızın imarına ve yönetmeliklerine uyumuna kontrol ediliyor. Bir nevi, bu inşaata başlamadan önce izlenen bir prosedür tabii ki, mü? Tabii ki ben anlatmak istedim ki buralarda da çok şey var. Dolayısıyla bu yol takip edilirken vize bürosu özellikle büyük bir sorumluluk alıp mimar mühendisi her konuda yardımcı oluyor. Bir nevi proje imalata geçmeden önce projedeki eksikler kontrol ediliyor. Mühendisin bu kontrolün var olduğunu bilerek daha disiplinli çalışması, daha düzgün çalışması sağlanıyor. Bu ikinci göz kontrolünden sonra proje set olarak mimari, mühendislik, mekanik, elektrik olarak belediyeye götürülüyor. Şimdi belediyeye projeye götürdüğünüz zaman binanın inşaatına başlamak istiyorsunuz, ruhsat almak istiyorsunuz. Belediye bu noktada sunduğunuz projeyi
size özellikle Lefkoşa bölgesinde sizin inşaatı yapacağınız müteahhiti de istiyor, mühendisi de istiyor ve bununla ilgili bir inşaatı birlikte başlatıyor. Yani şimdi arazi tamam, bir harita mühendisi tarafından, onlara da bahsedeyim, yani çok özet geçmek istemem. Harita mühendisi tarafından arsa sınırları içerisinde binanın oturacağı yer, doğru müteahhit dediğimiz kayıtlı, müteahhitler birliğine kayıtlı bir müteahhit tarafından yapılacağı beyanı ile orada belediye ayağı da olarak, yani bir işte bir iş yapılacağı zaman mimarı, mühendisi, belediye ve müteahhit birlikte mal sahibine hizmet verecek şekilde bir denklem vardır aslında. Ve bu ayaklar herkes görevini iyi yaptığı zaman sorun olmuyor aslında. Yani bizde süreçler çok doğru bir mekanizmayla yönetiliyor evet. Diyebilir miyiz o zat olarak? Yani, evet, süreç doğrudur. Belki geliştirilebilir. Çünkü kontrol noktasında kontrol yapılıp yapılmadığını son dün Belediyeler Birliği topladığı zaman bazı Lefkoşa Belediyesi'nin hazırladığı Kıbrıs Türk Mimar Mühendisi Odaları Birliği'nin görüşleriyle beraber geliştirdiği binaların daha çok kontrol edilmesi, her safhasında projeyi tasarlayan mühendisin inşaatını kontrol etmesiyle ilgili olarak bir süreçte devreye girmek üzere aslında ve bunun daha da geliştirilmesi söz konusu. Bu tabii ki evini yaptırmak isteyen, hizmet alan kişilerin daha rahat olmasına sağlayacak. Çünkü bu dediğimiz, az önce bahsettiğimiz ayaklardan, yani parametrelerden, yani bir mimari, doğru mimari, mühendislik, doğru bir mühendislik, ki mühendislik daha çok artık yönetmelikler, hazır yazılımlar desteğiyle ve gelişen beton sanayisiyle doğru bir müteahhitlikle iyi bir sonuç alınabiliyor. Ama müteahhitlikte sıkıntı olursa, eğer mühendis kontrol yapmazsa biliyorsunuz ya, yani kontrol etmediğiniz zaman mutlaka eksikler olabiliyor ve o safhalar geçildiği zaman bina çok güzel süslense bile o atlanan bölümler sonra sıkıntılı karşımıza sonuçlara sıkıntı olarak gelebiliyor. Doğru mimari, doğru mühendislik ve beton sanayi konusuna vurgu evet. yaptınız. Evet. Ayrılmaz bir bütün olarak görülüyor bu evet. Çünkü, süreç. Evet. Biliyorsunuz burada bizim bir hazır beton dediğimiz olgu 1990'ların sonunda, hatta evet. içinde, yani tam olarak tarih söyleyemem ama hazır beton sanayinin gelmesiyle bu deniz kumundan vazgeçildi. Malzeme temizlenerek kullanılmaya başlandı. Kontrollü beton elde edilmeye başlandı. Beton kalitesi istediğimiz değerlerde elde edilmeye başlandı. Burada bir standart doğrultusunda bir, mı evet, inşaatlar yapılıyor buna atfen? Tabii ki beton kalitemiz arttı. Artan beton kalitemizi kontrol edecek beton firmalarının kendi laboratuvarları olmasına rağmen bu betonu geliştirmeye yönelik bağımsız inşaat mühendisliği odamızın akreditasyonu yapılmış cihazları kalibre bir gelişmiş laboratuvarımız var. Böylece eğer siz yaptıracağınız inşaatın, evin inşaat süresince yapılan beton, dökülen betonların kalitesini numuneler alıp bağımsız laboratuvara götürüp orada kırdırıp kayıt altına alıyorsunuz. Yani ben projemde C20 betonum olacak veya C25 betonum. Döktüğüm beton C25, gelen fişe bakıyorsunuz C25. Beton dökülüyor. Beton dökülüyor. Laba numune aldınız, kırdınız. Bunun C25 olduğunu belgeliyorsunuz. Bu mecburi bir şey değil ama, değil mi? Bu aslında isteğe göre. Bu isteğe göre olmaması gereken bir şey aslında. Beton kalitesini
yaptığınız işte kontrollük mekanizması geliştirmek istediğimizin amacı bu. Yani çok cüzi miktarlar. Yani siz bir numuneyi alıp kırdığınız zaman inşaat mühendisliği odamızın aldığı gerçekten çok cüzi bir rakama bunu kırıp size rapor verebiliyor yani. Şudur hocam, yani şimdi az önce yönetmelikten bahsettiniz. Evet. Yönetmelik çok önemli, evet. Bence de önemli ama orada mesela bu betonun derecesi ne olmalıdır diye bir husus yok. Var tabii ki. Var mı? Tabii ki. Siz peki bunu da denetlemek, takibini yapmak kimin görevi? Belediyeler mi yapıyor bunu? Şimdi şöyle, siz projenizi belediyeye sunduğunuz zaman belediye de bunu kontrol etmek. Çünkü belediyelerimiz biliyorsunuz bu imar bölümleri yani inşaatlara bakan kısımları her belediyemizin çok gelişmiş değil. Yani yapısında, evet. Bünyesinde yani çok fazla mühendis. Bu kontrol kapasiteleri de yeterli değil. Dolayısıyla yani bu inşaat mühendisleri odamızla birlikte veya mühendisin kendisiyle birlikte geliştirilen mevzuatla yapılmalıdır. Ama bir mühendis tasarladığı binayı imalatını kontrolünü yapmakla mükelliftir aslında. Burada tabii ayrı bir tartışma daha doğdu. Yani bir binadan esasen sorumlu kimdir? Yani sorumluluk kapsamına kimler giriyor konusunda da sizden bir bilgi alalım buna atfen. Çok güzel. Şimdi binanın taşıyıcı sistemi, binanın ayakta durmasını sağlayan, ona göre tasarım yapan bir mühendis söz konusu. Bir bu mimari oluşturulan mimarinin yani mimar, mühendis, herkesin sorumluluğu biraz var bu şey ama esas olarak bunun doğru tasarlanıp doğru kontrol edip uygulanmasına mühendisin görevi büyük. Bunu sağlayan yasal mevzuat ve belediyenin yani bu sürecin işlemesindeki görevi büyük. Ya bunlardan biri eksik olduğu zaman olmuyor. Müteahhit inşaatını doğru yapmak zorunda. Bu yasal süreç bunu zorlamadığı zaman hiçbir müteahhit kontrol edilmek istemez. Yani siz kontrol edilmek ister misiniz? Ben kendim rahat yapayım. Her şeyde de sorun çıkıyor. Ya biraz kötü çıkarsa beton deyip bu şey yapmıyor. Veya numune alınmaya geliniyor. Mühendis numune almaya geliyor. Beton araçlarından numune alıp gidiyor. O gittikten sonra beton sulandırılıyor. Sulandırılabilir. Ya da bir sonra gelen mikserin yani çünkü ne olduğunu garantisini kim verebilir? Yani. Dolayısıyla kontrol dediğimiz mekanizmada uygulanmış inşaat, olan betondan alınması herhalde. Hayır, yani bina dökülürken siz gelen beton bir fişle geliyor, C25 diye yazıyor üzerinde ve atıyorum C30. Sizin tasarladığınız değeri beton firmaları daha önceden çalışmış ve beton su çimento oranını ayarlayarak betona bir kıvam, bir istediği mukavemeti ayarlayacak bir harç oluşturuyor. Tabii burada çakılın kalitesi falan da önemli ama adamızdaki beton kalitesi iyidir gerçekten. Hani ülkeye girerken ki o standartlar doğrultusunda da mı? Standartımız vardır tabii ki. Yani biz burada beton kalitemizi ve betonu nasıl yapılır bunlarla ilgili bir sorun yoktur. Tabii bu standartlar biraz da maliyete etki ediyor değil mi? Hayır. Eğer siz şöyle tasarım yapacağınız zaman masayı bize yönetmelik der ki cam güvenliğine göre veya hemen kullanıma göre yani sizin taleplerinize göre binanızın strüktür sağlamlığı, strüktürün gücü artırılabiliyor tabii. Siz diyebilirsiniz ki ben bir devlet binası yapacağım. O zaman devlet binasındaki bu yapıya etkileyen dış faktörlerin etkisi artırılıyor. Şimdi biz bugüne kadar yaparken bu güçlendirmeyi depreme hesaba kattık mı? Güçlendirmeyi değil. Tabii ki bu deprem 92-93 yıllarında, şimdi deprem mevzuatı aslında sorun orada. Ona bakmak lazım. Ülkemizde 92 yıllarında inşaat mühendisleri odamız pratik deprem önlemleri, daha yönetmelik yokken herkes binalar tasarlıyor, yapıyor. Fakat 90'lı yıllara kadar çok fazla deprem bilinci de yoktu. Mühendiste de yani varsa bile yani çok sınırlıydı. Çünkü başımıza felaket gelmiyor. Yani yönetmelik yoktu. Yani yönetmelik varsaydı bile yani çok fazla uygulanmıyordu, aranmıyordu. Özellikle 80 yani vizenin da etkin olmasıyla beraber 85'li yıllarda yanılmıyorsam bu kontroller başlıyor. Ama deprem bilinci 90'lı yılların başında inşaat mühendisliği odamızın pratik önlemler adı altında. Çünkü
baktılar ki artık yani bu deprem bir sorun olmaya başladı. Kolonların içerisinde borular konuyor, yağmur suyu drenaj boruları konuyor, estetik kaygılı. Etriye sıklaştırmalar dediğimiz esas bir binanın zarar görmesini sağlayacak yapılmıyor. Bunlarla ilgili madde madde yönetmelik olmamasına rağmen kurallar getirdi. Bu 90 yılından önceki binalarla ilgili endişe edilecek bir durum yaratır mı peki? Yani tabii şöyle, eğer sizin taşıyıcı sisteminizde beton kaliteniz, bu beton sanayiden öncesinden bahsediyorsunuz, deniz çakılı ve kum kullanılmışsa tabii ki onun yarattığı korozyon, taşıyıcı sistemdeki söyleyiniz donatının zararı, çünkü biz betonarme özellikle bina yaparken ki yapı stoğumuzun büyük bir bölümü betonarmedir. Nasıl söyleyebilirim? Donatı ve betonu birlikte kullanırız. Dolayısıyla doğru donatılanmış beton, yani bir kolon atıyorum 25'e 70 bir kolon olabilir. Ama bunun doğru donatılandırmasını yapmazsanız... Yani doğru donatım dediğiniz doğru malzeme doğru mi? Doğru kullanmak, doğru donatı yani kullanmak demek. Çünkü beton arme, çelikle güçlendirilmiş beton demek aslında. Yani özellikle yani bu dediğinizden hareketle 90 öncesi binalarda bu özelliklerin ne kadar barınıp barınmadığı konusuna yani bakılması mı gerekecek? Özellikle etriye sıklaştırılması, doğru etriye imalatıyla yani yapının sünekliğini artıracak unsurlardır bunlar. Eğer yapınız yeterince sünek değilse Baykan Hanım, deprem kuvveti dediğimiz kuvvet yanal olarak yapıyı etkiyor. Gelen bu yanal kuvvet yapının yanal olarak ötelenmesine sebep oluyor. Yani ve bu ataletinden dolayı. Ve bu ötelenme kolon kiriş birleşimlerinde kırıklara sebep olabiliyor. Ve bu kırıklar eğer siz doğru etriyelerle onu sıklaştırıp orada bir esneklik sağlamazsanız, özellikle kolon kiriş bölgelerinde oluşan kırıklar yapının göçmesini sağlıyor. Çünkü hiçbir mühendis, hiçbir mimar binası yıkılmayacak taahhütüyle bina tasarlamaz. Çünkü biz binalarımız çatlayabilir. Ama bina yıkılmasın, çatlasın ama insanları öldürmesin. Yani bu çerçevede hep söylenir güçlü kolon, zayıf kiriş, işte bu gibi prensiplerle geliştirdiğimiz yapılarımız mevcut. Dolayısıyla bu eski binalarımızda bu etriye sıklaştırmanın olmadığını, yani uyulmamışsa da diyebiliriz. Beton kalitemiz düşükse, çok büyük korozyonlara uğramışsa, çünkü çatlakları da ayırmak lazım. Yani ne tür bir çatlağınız var binada? Bu bir korozyondan kaynaklı donatının paslanmasından kaynaklı çatlak mı? Ki bu gözlemlenebilir hemen hiçbir şey yapmadan bile. Yani bir çatlak bir tehlike arz edip arz etmeyeceği noktasında bir binayla ilgili bize bir ön sinyal verebilir mi? Tabii ki. Şimdi şöyle, siz şu an depremler oluyor. Bir sallanıyoruz yani hissediyoruz. Herkes, vatandaşlarımız, arkadaşlarımız hissediyor. Baktığınız zaman burada bu salınım binada bazı çatlaklara sebep olabiliyor. Ama bu çatlaklar duvar çatlağı ise, ana taşıyıcı değil, duvar çatlağı ki bu normaldir. Bir duvarın çatlaması, bu o bina yıkılacak anlamına gelmiyor. Yani tekrardan o elastik davranış çerçevesinde tekrardan aynı performansa yakın bir performans bina gösterebiliyor. Ama ne zaman sorun oluyor? Bu salınımlar sonucu kırıklar ana taşıyıcılarda olduğu zaman, ki bu kolon kiriş birleşim bölgeleri olabiliyor. Özellikle etriye sıklaştırmasının yapılmadığı noktalarda olabiliyor ve bunlar genelde diagonal çatlaklar oluyor taşıyıcı üzerinde. O zaman o bir sorun var demektir ve bu tasarımcınız olsun, gözlem yapan olsun, bu binanın daha ileri tahkiklerle durumuna bakılması gerekiyor. Ama şunu da söylemek isterim. Bu başladığımız pratik önlemler sonrasında inşaat müsaade odamız
Türkiye'de 2007 yılında yasallaşan deprem yönetmeliğinin, ki 75 yönetmeliği de var, 2007 yönetmeliği var ki 2007 Büyük Gölcük depreminden sonraki tecrübeleri de barındıracak şekilde hazırlanmış bir yönetmelikti. Vize büromuz da bunu aramaya başladı. Dolayısıyla özellikle bu niçin yeni binalarda bu sorun az diyoruz? Eğer siz doğru mühendislik yaptırdıysanız, doğru müteahhitlik kısmına geleceğim aslında, onu konuşalım. Yönetmelikler tasarımcıya doğru yolu gösteriyor yani. Ülkemizde bile Kıbrıs deprem bölgesinde yapılacak yönetmelik var. 2007 yılında Türkiye'de yapılan ve ülkemizde de yasallaştırılan bir yönetmeliğimiz vardır. Yani o mekanizmalar doğru işliyor aslında, evet, kendi ölçeğimizde, ülkemizde. Bu yönetmeliklerimiz vardır ve yeni Yapı Stoğu bu yönetmeliklerle hazırlanıyor. Bu deprem farkındalığıyla hazırlanıyor. Burada işte sizin etriyeleri sıklaştırmanız gerektiği, her iki yöne karşı kolon yerleştirmeniz, çerçevelerinizin sürekli olması gibi parametreler dikkate alınarak yapılar tasarlanıyor. Dolayısıyla beton sanayiniz de iyi, daha kontrollü, daha kaliteli beton var. Burada tek dikkat edilmesi gereken kısım imalat ve kontrol. Dolayısıyla burada müteahhitlik hizmeti veren kurumların mühendisler tarafından, mimarlar tarafından kontrol edilip inşaatın bu şekilde tamamlanması çok değerli olacaktır. Çünkü artık belediyeler bugünün sonunda bu plakayı kontrol ettin mi? Bu kolon dökülürken orada mıydın? Bu önemli anlarda bile taş kontrol mühendisi şantiyede olup bu kontrolleri raporlarsa veya kendi gidemezse bile onun da yolu var. Yetkiyi inşaat mühendisliği odamız tarafından belirtilen şekilde bir başka arkadaşına devredebiliyor. Yani ben gidemiyorum Girne'ye. Devrediyorsunuz bir arkadaşınıza. Bir başka mühendise. Başka mühendise. Yani sorumluluk bir nevi ona kontrol anlamında. Evet. Yani o gider sizin adınıza kontrol eder. Bakması gerekenler vardır. Yani efendim donatılar projeye göre yapıldı mı? Yerleştirildi mi? Paspayları tamam mı? Donatı temiz mi? Kotu ölçüsü, gelen beton kalitesi, ama numune alınması. Ama numuneyi aldıktan sonra gitmek değil, numuneyi genelde dökülen betonundan farklı araçlardan alıp döküm sürecinde orada kalıp bu yap, çünkü ben kontrole geldim baktım tamamdır gitmek değil. O zaman da siz giderkenden yani döken kişi kolay dökebilmesi için betona sulandırıyor. Sulandırdığı zaman dayanım düşüyor ve sizin hülya ettiğiniz, öngördüğünüz beton kalitesi alamıyorsunuz. Böylece tasarımdakiyle gerçek farklı oluyor. O yüzden yani bu kontrollük yapılmamış yeni binalarda da düşen beton kalitesi bu yönden, kontrolsüzlük yüzünden dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Ciddi bir kontrolsüzlükle karşı karşıya mıyız? Peki söylediğimiz yani, altından sormak isterim. Şöyle aslında işini iyi yapan çok iyi arkadaşlarımız var. Gidip inşaatlarını kontrol ediyor, betonunu kontrol ediyor, beton süresince şey yapıyor. Ama bu tür işlem görmeyen yapılarımız da var ülkemizde. Düşününüz ki bazen inşaatlarda müteahhit de, mühendis de, mimar da kendi olabiliyor. Yani bu, dolayısıyla kontrolün yok olduğu noktada açık oluyor tabii. Yani her türlü suistimale açık olabiliyor. Kontrol edilmek güzel bir şeydir. Çünkü siz göremezsiniz, siz görürsünüz sonuçta ve bu daha iyi bir ürünle bu yapıyı yaptırmak isteyen mal sahibine dönüyor sonuçta. Evet. Tabii şimdi işin bir de şu boyutu ortaya çıktı. Yaşadığımız binaların ne kadar depreme dayanıklı olup olmadığı ile ilgili, evet, endişe hakim hepimizde. Evet. Şimdi bireyler bina güvenliği, depreme dayanıklılık konusunda eğer oturduğu binadan endişe ediyorsa, evet, bu konuda nasıl bir prosedür izlemeli? Nereye başvurması gerekiyor? Bina ve yapı denetimi ile ilgili hangi merciler devreye girebilir? Bu süreç nasıl yönetilebilir? Özellikle endişeler bağlamında. Keza örneğin bir izleyicimiz sormuş.
Permiya'daki sosyal konutlarla ilgili depreme dayanıklılık var mı diye hepimizde benzer endişeler hakim. Evet. Dolayısıyla bu endişeyi taşıyan bir birey, bir vatandaş hangi prosedürler üzerinde süreci yönetmeli? Evet, bu da şöyle. Yine yasal olarak yasamızda binamızın müellifi dediğimiz sorumluları, mimarı, mühendisi bellidir. Çünkü siz projeyi hazırladığınız zaman az önce bahsettiğimiz gibi bunu belgeleyip belediyeye sunuyorsunuz. Ve belediye arşivlerinde sizin binanızın projesi arşivleniyor ve orada bir kopyası bulunuyor. Şimdi siz öncelikle projeniz varsa mimar mühendisinize projenizin fenni sorumlusudur inşaat mühendisi. Fenni sorumlu ne demek? Teknik sorumlusudur. Dolayısıyla bu teknik sorumlu yasal olarak belirtilmiştir. Ve bundan kaçılamıyor yani. Bu nettir. Dolayısıyla inşaat mühendisinize bizim binamıza bakar mısın? Veya ona demek lazım. Bu yol öncelikle binayı tasarlayan mimar mühendise başvuru yapılıyor. Özellikle inşaat mühendisine. Sonra inşaat mühendisi projeye geliyor. Bu az önce bahsettiğimiz önceki bir gözlem yapıyor bina. Tabii ki bu kontrol yapmışsa, tabii yeni yönetmeliklere göre yapmışsa şunu taahhüt ediyor. Yani binanızda hiçbir sıkıntı o yok demektir. Yani yeni beton kalitesi iyi, kontrollük görmüş, iyi müteahhitlik almış bir binada bu sorunlar hiç olmaz. Zaten yola başlarken siz deprem kuvvetini dikkate alıp başlıyorsunuz. Dolayısıyla sonradan benim binam iyi midir diye sorun olmuyor. Doğru bir kurguyla hareket ediliyor. Doğru bir kurguyla yani. Hareket ediliyor. Bu kurgu mekanizmasında eksik ayaklar olduğu zaman ne yapmak gerekiyor? O zaman mühendise tekrardan başvuruyorsunuz. Eğer bu binadaki o zaman bakılıyor binaya. Çatlak var mı? Önce gözle bakılıyor çatlağımız var mı yok mu? Yoksa projeye uygun yapılıp yapılmadığı kontrol ediyor. Yeni binaysa bu. Zaten mühendis burada size söyleyeceği vardır. Tamamdır. Ama beton dökümlerinde bulunmadım diyebilir. Tamam. O zaman yani yönetmenimize gene açıktır. Her kattan 3 numune alacak şekilde numuneler inşaat mühendisi odamız tarafından gelip karot numuneleri alınıyor. Tekrar oraları tamir ediliyor. Ya karot aldık binamız zayıflar diye bir kurgu da yoktur. Doğru yerlerden alınıp tekrardan röntgensiz harç dediğimiz harçlarla kapatılıp tekrardan eski hali, eski dayanımı yakalanabiliyor. Çünkü donatıya da zarar vermiyorlar biliyor musunuz? Geldiği zaman feroskan dediğimiz skan cihazlarıyla donatı tespit ediliyor. Çiziliyor donatı. Çünkü şey var hocam, iyi oldu buraya geldiğiniz. Çünkü o karot testi kolonları zayıflatıyor diye doğru yapıldığı zaman orada bir sıkıntı yok. Bilgi eksikliği var tabii. Evet, onu şöyle lazım. Doğru yerlerden karot numunesi alındığı sürece ve özellikle donatıya zarar vermemek için önce yapının bir nevi röntgeni dediğimiz donatılar dökülmüş kolonda bu skan cihazıyla görebiliyorsunuz. Nereden donatı geçiyor, etliye sıklaştırması var mı görebiliyorsunuz. Bu skan cihazlarıyla donatı tespit ediliyor öncelikle aslında. Yani siz başvurdunuz, mühendisiniz geldi ama inşaatı da kontrol etmedi. Ne yapacaksınız? Öncelikle bu skan cihazıyla size mevcut donatılar, projedeki donatılar yerinde var mı tespit ediliyor. Bu mekanizma için nereye başvurmak gerekiyor peki? İnşaat mühendisiniz zaten bu başvurduğunuz zaman bunu inşaat mühendis odası laboratuvarıyla birlikte size bu hizmeti veriyor. Direkt olarak başvuracağınız proje müellifidir ilk olarak. Proje müellifinin bu konuda eğitimi ve yapacakları nettir ki ben şunu söyleyebilirim, yani bugün sürekli her yıl eğitimler yapılıyor bu konuda. Özellikle bu deprem etkisinin arttığı dönemde inşaat mühendisliği odamız kararı üretti. Uzmanlar getirtiyor, özellikle bu mühendislere yönelik. Ve bu yapı performansları nasıl bakılır, nasıl kontrol edilir şeklinde eğitimler planlamış durumdadır. Ve bu eğitimler sürekli, dolayısıyla siz kendi mühendisinize başvurduğunuz zaman mühendisinizin bu konudaki size yardımı mutlaka olacaktır. Altyapısı buna uygundur, eğitimi buna uygundur. Dolayısıyla
Bu tespitler beton ve donatı tespiti yapıldıktan sonra siz projeye uygun olup olmadığını mühendisi bakıyor. Eğer baktık ki uygun değil. Ya beton ben 25 yazdım yerinde 15. Ne yapmak lazım? Bu beton 15'i kullanarak kurgulanan bina modeli. Çünkü biz mühendisler yapıları 3 boyutlu modelliyoruz. Yazılımlar var bu konuda ülkemizde kullanılan çok etkin. Bütün yönetmeliklerin barındıran. Dolayısıyla bu taşıyıcı sistemi tekrardan zaten ki onu vizelemiştir, hazırlamıştır. Elde yapmışsa ki artık elde hesap yapılmıyor bayağı zamandır. Bunlar kontrol edilip bakılıyor. Eğer yetersizlikler tespit edilirse mal sahibine mühendis diyor ki şu an binanızın bu kolonu zayıf. Şuradan sorun yaşayabilirsiniz gibi bir sonuç raporuyla size dönebiliyorum. Sonradan iyileştirme ve güçlendirme çalışması yapılabilir mi mevcut binalar üzerinde? Şimdi evet o konuda Baykan Hanım şöyle söylemek lazım. Güçlendirme teknikleri var. Nedir bu? Yani kolon zayıftır, manto yaparsınız. Mimari unsurların izin verdiği şekilde. Yani şimdi yapının bir de mimarisi var. Yani her şeyi aman kopadalım perdeler koyalım. Yapı daha sağlam gibi olsun da yapamıyorsunuz. Yani bu bir yaşam yeri tasarlıyorsunuz. Fonksiyonları var. Fonksiyonları yitirmeyecek şekilde bir iyileştirme düşünülmeli. Ama eğer beton kaliteniz kötüyse ve perde yapmayı düşünüyorsunuz, hesap olarak tamam görünse bile yeni beton, eski betonun birbirine tutturmak için filiz ekiyorsunuz. Bir nevi yeni taşıyıcıyı iyileştirilmiş taşıyıcıyı eskiye dikiyorsunuz. Yani şey diker gibi. Yama yapar gibi. Yama yapar gibi. Bu ne getiriyor? Bu yaptığınız kaliteli yama eğer eski betona ankre olmazsa yeterince ki beton kalitesi düştükçe donatı tutmuyor. Dolayısıyla siz binanız atıyorum beton kalitesi çok düşük çıktı. Güçlendirmeyi hesap olarak da uygun görseniz bile günün sonunda bir yaklaşımdır bu. Bu bina birlikte çalışacak ama gerçek bir yükleme altında bir bak istediğiniz gibi çalışmayabilir. Sonuç çünkü vermeyebilir. Çünkü o birleşim yerlerinden eski beton yeni beton. Çünkü siz epoksi dediğimiz malzemelerle donatıyı binaya ekiyorsunuz. Ve o ektiğiniz noktalardan eski beton çektiğiniz zaman bazen o epoksiyle beraber geliyor. Dolayısıyla orada amaç donatının mevcut binaya, yani mevcut yeni zayıf binanın bu kolon mantosu veya ilave perdelerle güçlendirilerek yapılması dediğim gibi bir yaklaşım. Yani her binada bu iyi sonuç vermiyor. Çok da pratik bir yöntem değil. Yani pratik, tabii ki o konuda da şöyle. Deniyor ki yani bu yapı maliyetinizin %30'larını 40'lara yaklaştığı zaman evet, tadilat lazım. Yani tadilat yerine. Tadilat olmaz çünkü fonksiyon kayboluyor. Yani şimdi yaşadığınız yerde güzel bir mimari arzu edersiniz. Yani mimari kayboluyor, her taraf perde. Yani bunlar da yapının fonksiyonunu bozuyor. Kaldı ki bu yaptığımız kolon ve perdeleri beton kalitesi belli bir kalitenin üzerinde epoksilerin doğru çalışabileceği yapılarda uygulayabiliriz. Onun dışında uyguladığımız fiber türü kumaşlarla kolonlar sarılıyor. Bu kolonun kırılmasını engellemek amaçlı karbon kumaşlar var. Bunlar sarılıyor ve kolon salınım yaptığı zaman kırılması minimize ediliyor. Bu da uygulanabilir. Hem mimari olarak da daha az ama maliyeti biraz daha yüksek. Doğru uygulanması lazım. Daha profesyonel ekip işçiliği istiyor. Yani hadi kumaşla sardık tamamdır da olmuyor. Yani bu belki az katlı binalarda daha iyi ama bina kat sayısı arttınca bu malzemelerin de nasıl çalıştığı yani birer yaklaşım bunlar doğrusunu isterseniz. Yani bunları binamızı güçlendirdik. Depremden sonra oh rahatız diye bir dünya yok yani. Bunları doğru yapıp yani en azından
rahat ediyor insanlar tabii ama dediğim gibi. Şimdi Türkiye'deki deprem bize aslında süreçlerin ne kadar doğru yönetilip yönetilmediği konusunda çok acı bir tablo ortaya koydu. Yani işte o doğru mühendislik, doğru mimari yaklaşım ve yasal mevzuatlarla ve denetim mekanizmalarının aslında ne kadar doğru kurgulanmadığıyla ilgili acı tablolar, acı örnekler ortaya koydu. Şimdi kendi ölçeğimizde şu ana kadar söylediklerinizden süreci bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha doğru yönetmeye çalıştığımızla ilgili bir algı oluştu bende. Evet, doğru. Böyle bir sonuca varabilir miyiz peki? Tabii ki. Şimdi şöyle, burada ülkemizin en büyük değerlerinden biri olarak görürüm ben. Birlik, Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odalar Birliği'miz toplumun bir aynasıdır aslında. Toplumdan oluşmaktadır ve toplumun mühendisi, mimarı, şehir plancısı, hep birlik, elektrik mühendisi, makine mühendisinin bir arada olduğu bir topluluktur. Ve dolayısıyla bu değer bir bilim üretmektedir. Ve dikkat ediniz, daha yönetmelik yokken bunların yasallaşması sürecini düşünün. Daha iyiye, daha güzel hizmete diye her zaman bunu hazırlamaktadır. Bu çok değerli olmuştur ülkemizde. Bu çerçevede hazırlanan vizelerde, vize büroları da. Bilir misiniz? Mesela proje hazırladığınız zaman size vize bürosu bir yardımcıdır. Yani bu süreçlerin daha başında doğru tasarım yaptınız mı, doğru kabulleri yaptınız mı, rapor yazıyorsunuz tamam mı gibisinden bütün bu konularda ülkemizdeki bu mevzuat güzel. Yalnız sıkıntı geliştirilmesi gereken kontrollük mekanizması, belediyelerimizin imar bölümlerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve daha çok birlik mimar mühendislerle çalışması tabii ki bunu kaliteyi daha da ileriye ki öyle dönüşler belediyelerden özellikle görebiliyoruz şu an. O istek vardır ve tabii ki müteahhitlerin bu konuda daha etkin bir şekilde denetlenmesi. Çünkü yani bazı mal sahipleri de direkt olarak ya ben mühendis mimarla uğraşmam, direkt olarak parayı verdiğim büyük işi yapılacak da müteahhitle işi götürmeye çalışıyor. Yani müteahhit de kendi kontrol edilmek istemediği zaman sıkıntı oluyor. Bunu yasal olarak oluşturduğunuz zaman kontrol edilmiş bir imalat daima mal sahibi lehinedir. Dolayısıyla siz şunu bilmelisiniz. Proje üretiyorsunuz. Ürettiğiniz projeyi kontrol ettirmelisiniz. Bu önemli bir çıkan sonuç bu noktada. Yani ülkemizde bu çok değerlidir. Aksi takdirde aynı mimar, aynı mühendis hem müteahhit hem olursa veya müteahhit maaşlı inşaat mühendisi veya mimar tutup imalata yönelirse veya belediye kontrol olmadan, kendi kontrolü olmadan vizesiz projelere izin verirse yani dolayısıyla burada bu zincir kırılıyor. Dolayısıyla herkese görev düşmektedir burada. O yüzden sorumluluk paylaşılıyor yani. Onu söyleyebilirim. Evet, müteahhitin aslında o söyledikleriniz arasında beni en fazla ilgimi çeken kendisini denetleyecek mühendisin işveren olması. Hayır, siz mal sahibisiniz. Siz müteahhitsiniz. Evet. Mal sahibi müteahhitini seçiyor ama kendinin müteahhitini kontrol edecek bir mühendisi vardır. Yasal olarak bu belirtilmiştir. Onun maliyetinde yine tabii ki mal sahibi ödüyor. Maliyetin tabii ki. Ya proje üretim yapılırken ki mal sahibi müteahhitse yapsatlardan bahsediyorum. Yapsatlardan bahsediyorum. Mal sahibi müteahhitse. Evet. Mühendisine işveren olur aynı zamanda. Ama şimdi yasal mevzuat şöyle. Yani siz projeyi hazırlayan mühendisin maaşlı personeliniz olmaması lazım. Bu yanlış burada. İşte bir sakat bir yapı var. Ona işaret bu yapı sakat. Ben. Dolayısıyla yani bunu biraz değil bayağı bir düzeltmemiz lazım. Yani eğer böyle bir sıkıntı varsa ki bir müteahhit ki böyle yapılanmalar da var. Kendi bünyesinde mimar mühendisini tutuyor ve kontrol edilmek istemiyor. Çünkü yasal çok nettir. Projeyi hazırlayan mühendis projeyi hazırlar ve projeyi kontrol eder der. Sorumluluk buradadır. Edemezse de devreder der. Çok nettir. Yani siz hazırladığınız projeyi kontrol ettirmezseniz ki yani çoğu zaman yani projeyi 3 parasını öder, kontrollüğünü istemez.
Çünkü müteahhit de işi değiştirmiştir, geliştirmiştir. Sorumluluktan kaçırır mı peki böyle bir talep? Hayır, mühendis sorumluluktan kaçmam. Bu durumlarda inşaat mühendisinin böyle imalatları gözlemleyip mal sahibini uyarması lazım. Belediyeyi uyarması lazım. Odayı uyarması lazım. Kontrolsüz devam eden imalat günün sonunda bizi bugünlere getiriyor ve insanlar rahatsız oluyor. Acaba benim evim iyi mi? Halbuki bu süreç doğru işlese telefonla mühendisini arar. Bir sıkıntı yok değil mi? Bunu söyler. Mühendis tabii ki biz tasarımlarımızı yaparken deprem olgusuna göre tasarlıyoruz zaten. Sizin mühendislik ve kontrollük görmüş bir binanızda böyle bir rahatsızlık söz konusu değil. Olmaz yani. Dolayısıyla bu az önce bahsettiğim paydaşların herhangi birinin görevini yapmaması bizi maalesef tekrardan kontrole, tekrardan maliyetlere, huzursuz olan mal sahiplerine. Çünkü nasıl olsa bizde deprem olmayan diyen insanlar da var tabii yani. Bir nevi Baykan Hanım şunu da söyleyebilirim. Bir etik sorunu olmaması lazım. Etik de çok önemli tabii. Evet, yani evet. Kişisel etik çok önemli. Yani birinci olarak bunu masaya da yatırmak lazım. Yani. Sorun şimdi proje için mühendise ve mimara ulaşılamıyorsa, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden de bu konuda bir vatandaş yardım talebinde bulunabilir mi? Tabii yani şöyle, siz binanız bir apartmanda oturuyorsunuz. Mühendis mimarını da bilmiyorsunuz. Yapsat aldınız, bir firmadan aldınız. Gidiyorsunuz koçanınızla belediyeye başvuruyorsunuz öncelikle. Benim binamın mimarı mühendisi kim? Çünkü belediyelerde bu kayıt vardır. Hı hı. O yüzden binaların izinlendirilmesi lazım. Ha, izinsiz ve vizesiz binaların imal edildiği de konuşuluyor. Tabii bu büyük bir yanlış, büyük bir hata. Bu belediyeleri zan altında bırakıyor. Dolayısıyla belediyeler hiçbir zaman bunu yapmamalı ve bunu eğer varsa bile hemen durdurup ilgili işlemleri başlatması gerekmektedir. Ama belediyeye başvurdunuz, mühendis mimarınızı öğrendiniz. Mühendis ve mimarınız size bunu ulaştınız. Yapmam genelde demez aslında. Eğer sağlık sorunu olmuştur, yaşlanmıştır veya ben yapmak istemem değil dediğiniz zaman inşaat mühendisliği odamıza başvuruyorsunuz. İnşaat mühendisliği odası bu noktada size şunu söylüyor. Yani mühendisinizin görev yapmadığını ve projesini yapmadığını yapmayacağını size beyanı üzerine o da tekrardan ulaşıyor mühendise. Sorunları olabilir. Onları değerlendiriyor. Ona göre size şunu diyebiliyor. Tamam, sizin binanızla ilgili yeni biriyle devam edebilirsiniz diyor. Ama dediğim gibi mühendisler odamız kendi üyelerine bu konuda özel eğitimler vermektedir. Mesela bu cumartesi gün var. Ondan sonraki cumartesi yine var. Yüzlerce mühendis bir araya geliyor. Uzmanlar geliyor. Bina modelleniyor. Deprem etkileri tartışılıyor. Ve böylece mühendislik kalitesi toplam olarak artırılıyor. Yani ülkemizde mühendislik kalitesi olarak iyiye doğru bir gidiş ve bunun eğitimleri var yani. Bilgi eksikliği söylenemez herhalde. Hayır, çünkü artık bu hazır yazılımlar da evet. Kişilerin çok fazla hata iletişim yapması de çoğaldı. Yani yurt dışındaki ileri işte dediğimiz o ülkelerdeki teknikleri de okullarımız var, üniversitelerimiz var. Onlar da çok önemli herhalde. Tabii ki. O bilgi burada eksikliği herhalde söylenemez. Yani bilgi eksikliği demeyelim de yine etikten bahsedelim. Ekonomik o olsun önemli. Diye o elemanları küçültmek. Yani burada ama bir mühendis sonuçta vize bürolar o yüzden gerekli. Yani siz bir strüktür yapıyorsunuz. Ya yani burada aslında şunu söyleyebiliriz. Doğru bir mimarinin hazırlanması lazım. Yani projeyi hazırlayan mimarın bile bu deprem olgusunu bilmesi lazım. Siz doğru insanlarla çalışırsanız, çünkü bilgi eksikliği evet bazı sorun binalarda olabiliyor. Yani çünkü yetki hemen üniversite bitirildikten sonra mimar mühendise veriliyor. Yani bu bir tecrübeden sonra bazı ülkelerde yıllar sonra bu siz proje yapma yetisini alıyorsunuz mimar veya mühendis olarak. Dolayısıyla burada hemen bu yeti bizim ülkede 4 yıl mezun olduktan sonra hemen var. Bir de yazılım alıyorsunuz, hadi yapalım. Ama burada doğru tasarımı yapabilmek için bazı parametrelerin gelişmesi gerekiyor. Yani staj süresi mi lazım yani?
Avukatlık da var biliyorum. Yani şunu söyleyebilirim. Doktorluk da var. Yani güzel. Şunu söyleyebilirim. Betonarme kitabımı ben üniversitede okuduktan sonra 5 yıl şantiye tecrübeden sonra tekrardan ona baktığım zaman daha derin anlamlarını daha iyi yakaladığım bir yapıyı olduğunu fark ediyorum. Aynı kitabım bile. Dolayısıyla tecrübe tabii ki önemlidir. Şantiye tecrübesi, imalatın getirdiği tecrübe. Artı asgari eğitimde, eğitim alırken eksiklikler olmuş mu? Bu adam deprem kuvvetinin yapıya etkisini biliyor mu? Bir kolon kiriş tasarımını hangi mevzuat? Çünkü bu yazılımlar çoğu zaman hatta şu söylev kullanılır. İnek sucuk gibi yani binayı veriyorsunuz, evet, tasarlıyor, evet, şey yapıyor. Ama burada mühendislik hizmeti alabilmesi için yapıların doğru kolon yerleşimleri her iki yönde, doğru perde yerleşimleri, yapının rigidliği, yapının sağlamlığını bir mühendisin bilmesi gerekiyor. Ve bu zamanla gelişim ve her gün bu konunun açık tutulması, eğitimlere katılması. Burada tekrar söylüyorum, inşaat mühendisliği odamız üyesinin yanında ve sürekli olarak bu eğitim çalışmalarıyla da katkı vermeye çalışıyor. Bu son derece önemli. Sonuna geldik programın. Keşke daha fazla zaman olsaydı, daha fazla bilgi alsaydık sizden. Zaman ilerledikçe yine görüşmemiz, evet, konuşmamız gerekecek. Evet. Çünkü önemli bir konu. Oldukça önemli, hayati bir konu. Bunu görüyoruz. Evet. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. Zaman ayırdınız. Ederim. Kıymetli görüşlerinizle bilgi dağarcığımıza yeni bilgiler de eklediniz. İşin teknik boyutuyla ilgili özellikle. Aziz'in de dediği gibi yine görüşlerinize başvuracağımız zamanlar olacaktır elbette. Zaman ayırsanız da seve seve sizi burada ağırlayacağız. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diyelim size. Evet, evet Aziz. Bugün adını noktaya koyalım. Yarın sabah yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Credit West Bank'tan herkese merhaba. Yeni ekonomi gündemiyle yeniden birlikteyiz. ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği toplantıda faizi 100 baz puan indirmesiyle faizi sabit tutması eşit olasılık olarak değerlendirildi. Raporda Türkiye hükümetinin depremin gayri safi yurt içi hasıla üzerindeki olumsuz etkisini dengelemek için genişlemeci politika arayışını hızlandıracağı öngörüldü. ABD Yatırım Bankası JP Morgan ve Morgan Stanley yarın gerçekleşecek toplantıda 100 baz puan faiz indirimi beklediklerini dile getirmişti. Bloomberg HD'nin gerçekleştirdiği bir ankette de 100 baz puan indirim tahmini ön plana çıkmıştı. Karar yarın açıklanacak. ABD'de Şubat ayı imalat satın alma yöneticileri endeksi yani PMI endeksi 47.1 beklentisine karşın 47.8 değerini aldı. Ancak büyüme eşiği olan 50 değerinin altında kalmaya devam etti. İmalat PMI Ekim 2022'den bu yana 50 eşiğinin altında değerleniyor. Diğer yandan hizmet PMI 47.2 beklentisine karşın 50.5 ile büyümeye işaret etti. Almanya'da yatırımcı güveni 5 ay üst üste yükseliş gösterdi. Şubat ayı verilerine göre ZEW Ekonomi Güven Endeksi 16.9'dan 28.1'e yükseldi ve 22 olan beklentilerin üzerinde geldi. Mevcut koşullar endeksi ise eksi 58.6'dan eksi 45.1'e yükseldi. PMI verilerinde ise karışık bir seyir izlendi. Hizmet PMI Şubat ayı öncü verilerine göre 50.7'den 51.3'e çıkarak büyüme eşiğinde kalmaya devam ederken imalat PMI 47.3'den 46.5'e geriledi ve hem daralmaya işaret etti hem de beklentilerin altında kaldı. Almanya'da imalat PMI verisi Haziran 2022'den bu yana 50 değerinin altında kalmaya devam ediyor.
Euro bölgesi imalat PMI Şubat ayı öncü verilerine baktığımızda ise 48.5 ile beklentilerin altında kalırken hizmet PMI yükseliş trendini sürdürerek 53 değerini aldı. Birleşik PMI ise 52.3 değerini aldı ve Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya parlamentosunda bir konuşma gerçekleştirdi. Putin, ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan stratejik silahların azaltılması antlaşmasının katılımını askıya aldıklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmanın askıya alınmasını talihsiz ve sorumsuz bir karar ifadeleriyle yorumladı. Blinken, Rusya'nın yapacaklarını dikkatle izleyeceğiz açıklamasında da bulundu. Bugün Türkiye kapasite kullanım oranı reel kesim güven endeksi, Almanya TÜFE, İFO İş İklimi Endeksi ve ABD Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları takip edilecek. Bunlardan çıkacak sonuçlar ve piyasaya olacak etkilerini yarın sabah burada BRT ekranlarında sizlerle paylaşmış olacağız. Ve son olarak döviz piyasasına bakıyoruz. Dolar TL kuru 18.867, Euro TL kuru 20.106 ve Sterlin TL kuru 22.848 seviyesinde bu sabah işlem görmeye başladı. Ekonomideki en son gelişmeleri aktardık sizlere. Yarın sabah BRT ekranlarında yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.